Herkese Roma'dan selamlar. 3 gün boyunca Roma'dayız ve 3 güne sığdırabildiğimiz kadar bu şehri gezmeye çalışacağız. Güzel bir plan yaptık. Ama 3 gün bu şehre yeter mi? Kesinlikle yetmez. Roma'yı her şeyi anlayarak dolaşacağım deseniz 3 ay bile yetmez zaten. Ama biz dediğim gibi güzel bir plan yapmaya çalıştık. Şimdi 1. gündeyiz ve Vatikan'ın biraz yukarısında, kuzey tarafında bir otelde kalıyoruz. Planımız da ona göre şekilleniyor dolayısıyla. Şimdi Şaşa diye bir kafeye gidiyoruz. Burası 1919 yılından beri Roma'da. 1937 yılından beri de şu an gittiğimiz lokasyonunda. Orada bir İtalyan kahvesi deneyeceğiz ve yanında da bir şeyler atıştıracağız. Şaşa Kafe'de görüşürüz. İtalya'da tabii kahve kruvasan önemli. Ben içi kremalı bir kruvasan istedim ama kruvasan kalmamış. Şöyle bir şey verdi bana. Umarım kreması güzeldir. Bir tane espresso söyledik. Yani görün porsiyonu bayağı küçük geliyor espresso. Bir de burada ünlü çikolatayla yapıyorlar espressoyu. Burçak'a da çikolatalı bir espresso söyledik. İkisini de tadacağız. Şöyle bir şey var. İlk suyu içiyorsun ki kahvenin tadını iyi alabilesin. Bayağı sağlam, sert ama güzel. Şimdi bunu tekte atmak gerekiyor. Ama tabii Burçak'la paylaşarak içeceğiz. Çünkü ben de çikolatalını içmek istiyorum. Espresso'ya, acı kahveye alışık değilseniz espresso acı gelecektir ki burada da bayağı sert. Ama çikolatalı gerçekten lezzetli. Çikolata tadında bayağı derinden hissediyorsunuz. Bir şey anlatmak istedim. Mesela fişte şöyle Coperto diye bir şey var. Normalde mesela İtalyanlar kahveyi gelip burada söyleyip çalışan kişiye hemen burada ayakta durarak içiyor. Ve öyle içerseniz hiçbir ekstra ücret ödemiyorsunuz kahveyi mekanda içtiğiniz için. Ama eğer oturursanız ve bir masa işgal ederseniz Coperto dedikleri ekstra bir ücret alıyorlar sizden. Bu da değişiyor mekana göre ama çok yüksek ücretler değil. Belki 1 eurodur, daha düşüktür. Yani gerçekten o kadar yüksek ücretler olmuyor. Sadece bunu belirtmek istedim. Bir de çikolatalı espressoyu beğendiğimizi belirtmek istedim. Şaşa Kafe'den çıktık. Piazza del Popolo'ya gidiyoruz. Bu yolu dümdüz takip edeceğiz. Tiber Nehri'ne geçeceğiz ve Piazza del Popolo'ya ulaşacağız. Popolo aslında insan demek günümüz İtalyancasında ama bu meydandaki anlamı Latinceden, populus kelimesinden geliyormuş ve populus Latince'de kavak ağacı anlamına geliyor. Bugün bu meydanda hala kavak ağacı var mı bilmiyorum. Yani fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla yok gözüküyor ama demek ki geçmişte varmış. Bu meydanda 3300 yıllık tarihe sahip bir Mısır anıtı, 300-500 yıllık tarihe de sahip birçok heykel ve çeşme de göreceğiz aynı zamanda. Şimdi Piazza del Popolo'ya gidiyoruz. Açık hava müzesine yani. Evet, Roma'nın her yeri açık hava müzesi. Roma'da böyle birçok çeşme var ve hepsinin suyu içilebiliyor. Hatta bir su içme taktiği de var bunlardan. İlla eğilip çeşmeden içmek zorunda değilsiniz. Göster bize reyi. Bu arada buz gibi. Şuraya parmağınızı bayıyorsunuz. Yukarıdan geliyor. Bu meydan şehirdeki en ünlü meydanlardan bir tanesi ve meydana geldiğinizde sizi bir dikili taş karşılıyor aslında. Bu dikili taş M.Ö. 1300 yılında Mısır'da bir tapınak için yapılıyor ve M.Ö. 10 yılında Roma'ya getirtiliyor ve 1500'lü yıllardan beri bu meydanda bulunuyor. Dikili taşla beraber meydanda o dönemlerde yapılmış bir kilise ve şehir kapısı da var. Bu iki yapıda aslında 1400'lü yıllardan beri burada. Kilisenin ismi Santa Maria del Popolo, kapının ismi de Porta del Popolo. Kapı ve kilise haricinde de hemen bu dikili taşın sağında ve solunda iki tane çeşme mevcut. Bunlar da meydandaki en yeni yapılar diyebilirim ama 1820'lerden kalma bu çeşmelerde. Tabii sade çeşmeler değil bunlar. Heykelli, bayağı görkemli, güzel çeşmeler.
İşte bu yüzden dedik videonun başında da bu şehre 3 gün nasıl yetsin? Burada tek tek bütün eserlere bakmaya kalksanız, hepsinin ne olduğunu anlamaya çalışsanız saatler geçirebilirsiniz. Saymadığım 2 kilise daha var. Bunlara da ikiz kilise deniyor. Bunlar da 17. yüzyılda yapılmış. Şimdi bu kiliselerden açık olanlara gireceğiz. Oradan sonra da hemen arkamda bulunan insanların da şu an durduğu terasa çıkacağız. Orası da Pinçio Tepesi diye geçiyor. Eğer sanatı seviyorsanız Santa Maria del Popolo Kilisesi'nin içinde hem Michelangelo'nun hem de Bernini'nin bazı sanat eserlerini bulabilirsiniz. Giriş de tamamen ücretsiz. Şimdi o Pinçio Tepesi'ndeki terasa çıkıyoruz. Şimdiden manzara güzelleşmeye başladı bile. Terasının hemen arkası, yani bu Pinçio Tepesi'nde bulunan çok büyük bir park var Roma'da. Buranın ismi Villa Borghese Parkı. 800 dönümcük bir yer burası. Roma'daki en büyük 3. park. Burası 1500'lü yıllardan itibaren aslında Borghese ailesine ait özel bir alanmış. Burayı 1901 yılında devlet satın almış ve halka açık bir park haline dönüştürmüş. İyi ki de dönüştürmüş. Bütün Romalılar, bütün turistler burayı kullanabiliyorlar şu an. Gerçekten büyük bir yer burası. İçeride 5 tane farklı müze var. Bunlardan da en ünlüsü, en önemlisi Galleria Borghese. İçeride daha çok Rönesans döneminden kalma sanat eserleri sergileniyormuş. Aynı güne bilet bulamayabilirsiniz içeri girmek isterseniz. O yüzden internetten önceden almaya çalışın biletinizi. Kişi başı giriş 13 euro diye gördüm internet sitesinde. Aynı zamanda Roma Hayvanat Bahçesi de bu parkın içinde yer alıyor. Galleria Borghese Müzesi'nde ünlü Rönesans eserlerinin sergilendiğini söylemiştik. Bunlardan en ünlüleri aslında ünlü heykeltıraş Bernini'nin Davut heykeli, Apollo ve Defne heykeli ve Persefone'un kaçırılışı heykeli. Bana bir arkadaşım bu Persefone'un kaçırılışı heykelini çok sevdiğini, çok güzel bulduğunu söylemişti. Çünkü o heykelde bir detay var. Persefone'u kaçıran Hades, Persefone'un bacağını kavruyor ve orayı inanılmaz güzel göstermiş heykelde Bernini.
daha önceden üniversitede Erasmus'la 10 ay kadar yaşamıştım İtalya'da ve geldiğimde herkes diyordu ki işte dondurmadan yedin mi, ki İtalyanlar dondurmaya gelato diyorlar. Gelato yedin mi, gelato yedin mi? Ben de diyordum ki neyi bu kadar abartıyorlar, yani dondurma bizde de var aynı şekilde. Ama İtalyan dondurması biraz farklı bizim Türkiye'de o açık aldığımız dondurmadan, alışık olduğumuz dondurmadan. Daha yumuşak ve daha böyle bol malzemeli gibi geliyor bana ve evet lezzetli. Şimdi biz bir dükkan bulduk. Come il Latte ismi. Oraya gidiyoruz. Gerçekten puanları çok yüksekti bu dükkanın. Bakalım, umarım değecek. Bu arada Come il Latte de süt gibi demek. Bence Türkiye'deki bir dondurma dükkanı için de güzel bir isim olabilir. Buna 4,5 euro verdik bu arada. Bir şey daha aldık içeriden, böyle bisküvi arası dondurmalı. Onu da göstereceğiz birazdan. Toplamda hepsine 12 euro verdik. 2 dondurma ve bir o aldığımız bisküvi arası dondurma. Şu an bir bebek vardı ya, iki eliyle dondurmaya sarılıyordu. O haldeyim. Benimkisi mascarpone peyniri ve Antep fıstığı. Güzel. Burçankisi ricotta peyniriyle çikolatalı benimkiler. Evet, çikolatalı. Evet, nasıl peki? Ricotta peynirini beğendim. Hafif böyle bir peynir tadı da geliyor altından. Çok ilginç bir şekilde ama çok tatlı ve çok güzel. Çikolatalı yani güzel, mükemmel. Evet. Mesela ben belki daha güzel olmasını bekleyebilirdim. Neden? Bilmiyorum. O böyle çok güzel. Ama daha da güzel olmalı. Evet, daha da güzel olabilirdi. Biraz yedikten sonra şimdi daha iyi oturdu tatlar. Benim aldığım Antep fıstığı ve Burçak'ın aldığı çikolata gerçekten çok lezzetli. Ama ikimiz de farklı peynirlerden aramalı yapılmış yani dondurma denedik. Benimki mascarpone, Burçak'ınki ricotta. Onlar normal. Yani direkt Antep fıstığı ve kakao giderseniz kesinlikle çok memnun kalırsınız. Şimdi bunun ismi Gentilini. Şuradaki bisküvitin üstünde de aynı şeyin yazdığını görebiliyorum, tahmin edebiliyorum yani çikolatadan tam gözükmüyor. Muhtemelen bu bisküviden dolayı da buna tamamen Gentilini demişler. Arasındaki de Antep fıstıklı dondurma aslında. Muhtemelen güzel. Dene bakalım. Yani az önce Antep fıstıklı dondurmayı beğendiğimiz için ben zaten bir de böyle bisküviyle çikolatayı falan da çok severim beraber yemeyi. Ondan güzel. Yani dondurma gibi bir şey zaten. Yani çok farklı değil. 3 euro bu. İçinin güzel dondurma dolu olduğunu düşünün. Biraz bisküvitler de bayat gibi geldi bu arada yedikçe. Evet, çok muhteşem bir şey değildi. Evet, dondurma güzel. Evet. Merak ederseniz deneyebilirsiniz ama evet, sadece dondurmayla da yetinebilirsiniz. Bugünkü planda aslında dondurmacıdan sonra İspanya meydanını, İspanyol merdivenlerini, sonrasında Trevi çeşmesini de görmek vardı ama bir anda çok şiddetli yağmur bastırdı. Yani umarız çok uzun sürmez. Biz yağmur yağacağını biliyorduk ama salı günü diye biliyorduk. Öyle gördük çünkü uygulamalarda. Ona göre aslında kapşonumuzu da getirmiştik yanımızda. Ama bugün gerçekten sürpriz oldu. Hani bitecek dediğimiz anda inanılmaz bastırdı. Şu anda gök nasıl görünüyor? Aynen, gerçekten durum felaket. Umarız bugünü bize bitiktirir bu yağmur. Planladığımızı yapabiliriz. Valla dinecek gibi değildi. Dedik ki yürüyelim. Yürürken biraz ıslandık tabii ki. Sonra bir alt geçite girdik yoldan karşıya geçmek için. Bir sürü çocuk şemsiye satıyor. İnanılmaz. Hemen çıkmışlar ortaya. Hemen çıkmışlar. 5 liraya bir tane aldık. Ve şu an herkese de aynı şemsiyeden görüyorum. Aynen. 5 liraya bir tane aldık ve bizi bugün bu şemsiye kurtaracak gibi. Çok iyi. Devam. Piazza Spagna'ya gidiyoruz. Yani İspanyol
meydanına ve İspanyol merdivenlerini göreceğiz orada. Meşhur İspanyol merdivenleri. Sol kolum Gazi. Komple ıslandık. Komple ıslandık ve yağmur gittikçe şiddetini arttırıyor. Sanırım devam edemeyeceğim. Maalesef. Şu an dedik ki yani bu yağmur dinmeyecek, buraya kadar gelmişken de anlatalım. Bu meydan aslında İspanyol meydanı diye geçiyor ve hemen arkamızdaki merdivenler de İspanyol merdivenleri. Buraya yakın bir mevkide İspanyol konsolosluğu bulunuyor. O binadan dolayı buraya zamanında İspanyol meydanı denmiş. Bugün bakarsanız aslında bu meydanla o konsolosluk arasında bir sürü bina var. Ama demek ki zamanında birbirine yakınmış buralar ki o konsolosluk buraya ismini verebilmiş. İspanyol meydanının en güzel tarafı bence İspanyol merdivenleriydi. Çünkü insanlar burada çok güzel sosyalleşiyorlardı. Oturuyorlardı merdivenlerde. Akşamı birlikte getiriyorlardı. Bir şeyler içiyorlardı vesaire. Yani güneşi batırıyorlardı ya da akşam toplanıp güzel güzel sohbet muhabbet ediyorlardı. Maalesef Covid dönemiyle birlikte bu yasaklandı. Bugün hatta ben bunu doğrulamak istiyordum. Yani belki dedim bu yasak kalkmıştır ve bugün biz burada oturabiliriz. Ama hani bu havada kimse zaten oturamayacağı için bunu bugün maalesef doğrulayamayacağız. Ama bildiğim kadarıyla hala oturulamıyor merdivenlerde. Bu meydana geldiğinizde göreceğiniz güzel bir eser de var. Barkaça diye bir çeşme bulunuyor bu meydanın tam ortasında. 1629'da o ünlü mimar Bernini'nin babası Bernini tarafından yapılmış. Anlaşılana göre 1500'lerde Tiber Nehri taşıyor ve o taşan sularla küçük bir kayıkçık geliyor. Bu meydanın ortasına oturuyor. Sular çekilince de o kayıkçık hala burada duruyor. Bir sürede kalıyor. Onu canlandırmak için, ona atıfta bulunmak için buraya bu kayıkçık heykelini yapmış aslında Bernini'nin babası. Şunu düşünüyorum. Yani 1600'lerde yapılmış bir heykel replika mıdır acaba? Yani burada bunca senedir korunabilir mi? Çünkü çok değerli, insanlar zarar verir diye aklıma geliyor. Araştırıyorum. Gerçekten bunun replik olduğuna dair hiçbir şey bulamıyorum. Yani şunları buluyorum. İşte restore edildi. Şu kadar para harcandı. Ki demek ki diyorum gerçekten orijinal 500 senelik, 400 senelik heykeller sokaklarda duruyor. Ama maalesef tahmin ettiğim gibi bazı kötü şeyler yaşanıyormuş. Mesela 2007'de 4 tane sarhoş turist bu çeşmenin içine girmiş. Tornavidayla kazmaya başlamışlar heykeli. Tabi polis hemen tutuklamış onları. Ya da 2015'te Hollandalı futbol holiganları gelmişler çeşmenin içine girmişler, şişeler atmışlar vesaire. Onlar da tabi hemen polis müdahalesiyle karşılaşmışlar. Maalesef yaşanıyormuş bunlar ama beni gerçekten 1600'lerde yapılmış inanılmaz bir eseri hala bugün sokak ortasında görüyor olabilmek çok etkiliyor. Roma tam da böyle bir şehir. Gelin Roma'yı kesinlikle görün bir kere hayatınızda. En başında dediğimiz gibi kocaman bir açık hava müzesi. Biz dayanamadık. Olduğumuz yerden uzaklaşmaya karar verdik ve nasılsa artık ıslandık deyip Trevi Çeşmesi'ne gitmeye karar verdik. Şu an hala ıslanmaya devam ediyoruz ama yapacak bir şey yok. Gezmeye geldik. Durmak yok, yola devam. Devam edebilmek için şemsiyeleri ikiledik. O kadar çok yağmur yağdı ki dedim hani artık insanlar gitmiştir yani, yoktur. Çünkü İspanyol merdivenlerinde kimse yoktu. Ama sonuç... Trevi Çeşmesi'ne geldik. Bu çeşme 1762 yılında yapılmış. 26 metre yükseklikte, 49 metre genişlikte. 3 yolun kesişimine yapıldığı için Trevi Çeşmesi deniyor buraya. İtalyanca'da tre 3 demek, via da yol demek. Bu iki kelime birleşmiş ve 3 yolun kesişimine yapıldığı için bu çeşmeye bu isim verilmiş. Turistler arasında buraya para atmak çok yaygın. Kimisi Roma'ya bir daha geleceğine inanıyor. Kimisi işte aşkı bulacağına inanıyor. Yani parayı atma şekline göre değişiyor ne olacağı aslında.
aslında. Ama bu en çok muhtemelen Roma Belediyesi'ne yarıyor. Çünkü buradan günlük ortalama 3000 euro para topluyormuş Roma Belediyesi. Bu ayda 90 bin euro, yılda da 1 milyondan fazla para eder aslında. Türkler bu çeşmeye aşk çeşmesi diyor. Hani bunun neden olduğunu bulamadım ben. İzlediğim videolarda da insanlar bilmiyorlardı. Ama belki de para atıp aşk diliyor olabiliriz ve ismi oradan dolayı böyle kalmış olabilir. Hemen çeşmedeki heykellerden bahsetmek istiyorum çok ıslanmadan. Roma'ya önceden su şehrin 15 kilometre 20 kilometre dışından su kanallarıyla getiriliyormuş ve tam bu çeşmenin bulunduğu yerde çok daha basit bir çeşme varmış. Yani bu çeşmeyi beğenmemişler ve demişler ki buraya daha güzel bir şey yapalım. Yarışma düzenlemişler, önerileri almışlar. En sonunda ortaya böyle bir şey çıkmış. Heykeller ne anlatıyor? Bu işte az önce bahsettiğim şehrin dışından suların buraya getirilmesini özetliyor. Ortadaki heykel Okeanus, yani deniz tanrısı, okyanus tanrısı. O iki tane atıyla suyu evcilleştiriyor. Atların bir tanesi hırçın, bir tanesi de sakin. Bu da denizin modunu temsil ediyormuş aslında. Suyun evcilleştirilmesiyle birlikte beraberinde getirdiği iki en önemli şeyi. Bunların bir tanesi varlık, bir tanesi de sağlık. Okeanus'un sağı ve solundaki heykeller temsil ediyor aslında. Sağdaki heykel, benim sağımdaki heykel bolluğu temsil ediyor. Solumdaki heykel de sağlığı temsil ediyor. Böyle de bir hikayesi var buradaki heykellerin. Yarın tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Çünkü bu devasa yapıya bak bak insan doyamıyor. Buradan nereye gideceğiz? Sandviç yapan ünlü bir yer var. İsmi Alantico Vinaio. Oraya gidip karnımızı doyurmayı düşünüyoruz. Vaktimiz kalırsa bir de güzel bir dükkanda tiramisu yiyeceğiz. Hayatımda gördüğüm en etkileyici şeylerden bir tanesi. Gerçekten çok güzel. Şimdi böyle içinde dana salamı olan, fıstıklı bir kreması olan, peynirli bir kreması olan, rokası olan bir ekmek aldık. Bu dükkan benim bildiğim kadarıyla ilk Floransa'da vardı ve çok ünlüydü. Oradan da İtalya'ya, hatta tüm dünyaya yayıldı. New York'ta falan da şubesi var şu an. Ben Floransa'da yemiştim bunu bir 7-8 sene önce. Burada tekrar bir denemek istedik. Şu an tekrar yiyoruz ve gerçekten lezzetli ama bence biraz pahalı. Yani ikisi de 11-11 euroydu. Toplamda 22 euro verdik. Evet, çok büyük bir sandviç aslında. Şöyle bir sandviç ve içi de bayağı dolu. Lezzetli de. Ama biraz sandviç pahalı. Sandviç sonuçta yani. Biraz pahalı ama lezzetli. Yani eğer alternatif olarak düşünürseniz bence düşünmeden deneyebilirsiniz. Bence de. Şuradan başlayalım. Güzel. Hmm. Kreması çok güzel. Süper. Gerçekten çok güzel bir kreması var. Çok iyi. Kesinlikle denenmeli. Süper. Tiramisu'muzu yedik. Dükkanın ismi Two Size, yani iki boy, iki boyut demek. Bunun neden böyle olduğunu yerken anladık. Çünkü iki çeşit tiramisu satıyorlar. Bir büyük boy, bir küçük boy. Büyük boyu 3,5 euro, küçük boyu 2,5 euro. Beğendik tiramisu'yu ama öyle aman aman hayatımda yediğim en iyi tiramisu diyecek kadar güzel olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle yine güzeldi. Yolunuz düşerse kesin yiyin. Ama başka yerde de yiyebileceğiniz bir tiramisu bence. Neyse, bugün 2.30'da başladığımız birinci günümüzü burada noktalıyoruz. Arkamda da Castel Sant'Angelo bulunuyor. Burası yarın geleceğimiz yerlerden bir tanesi. Biz 2.30'dan şu an saat tam 10. 10'a kadar bunları yaptık birinci günde. İkinci günde de sabah erkenden başlayarak akşama kadar Roma için planımız var. Üçüncü günde aynı şekilde planımız var. Birinci günü burada bitirelim. Yarın Roma'ya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Roma ikinci günden herkese selamlar. Bugünkü turumuz aslında Vatikan bazlı olacak biraz. Vatikan Müzesi'ne rezervasyonumuz var. Rehberli gezeceğiz orayı 11.30'da. Ona başlamadan önce otelimize yakın bilinen güzel bir fırın da var. İsmi Panificio Bonci. Orada şimdi kahvaltı yapıp oradan Vatikan'a doğru geçeceğiz. Bu
Bunun ismi Maritozzo con la Panna'ymış. Roma'ya ait has bir tatlı. Güzel kokuyor. Bol kremalı bir ekmek aslında bu. Bu tür bir ekmeği tatlıda güzel bir kreması var, böyle sütlü tatlı. Güzel. Güzel. Genelde şey, böyle kötü bir ekmeği olur ya, öyle değil, güzel yani ekmeği de. Bence kreması iyi. Aynen iyi. Kreması iyi değil mi? Bu da yine biraz öncekinin içinde olan limonlu, kremalı ve çikolatalı. Dün denemiştik, bunu da çok hoşumuza gitmişti. Bu da güzel. Bunun böyle şeyi de baklava hamuru gibi. Şunlar böyle çıtır çıtır ince ince çok güzel. Evet, çikolatayı da bayağı alıyorsun. Güzel güzel. Bu kremayı bulursanız, bu sarı kremayı deneyebilirsiniz. Limonlu bir şey değil mi? Yani tam bana öyle gelmiyor aslında. Tamam. Diğer o Maritozzo'da, şu beyaz kremalı olan da kreması bayağı iyiydi. Onu da tavsiye edebiliriz. Evet, önceden bilet almazsanız bekleyeceğiniz sıra burası. Biz Vatikan Müzesi'ne bilet almak istediğimizde 2 hafta önce baktık biletlere ve içeriye tek başınıza girip gezdiğiniz bilet çoktan tükenmişti bile. Bu biletin fiyatı 17 euro ve en ucuz bilet aslında. Sadece rehberli turlar kalmıştı. O da 35 euro. Sizi 2 saat içeride yaklaşık rehber gezdiriyor. Yani siz de eğer bu müzeye gelecekseniz bileti kesinlikle önceden almanız gerekiyor ve rehberli tur alıp daha fazla para ödemek istemiyorsanız da belki birkaç ay önceden almanız gerekiyor. Bunu aklınıza bulundurun. Yoksa buraya gelirken gösterdiğim o sıraya girmek zorundasınız ve içeriye kaç saat sonra gireceğiniz kesinlikle belli değil. Biz inanılmaz kolay girdik. Yani maile gelen kodu gösterdik. Bize hemen 2 tane bilet verdi. Rehberimizle nerede buluşacağımızı söyledi. Şimdi birazdan da o tur başlayacak. Aslında biraz zorunlu almış gibi olduk ama şimdi onun avantajından yararlanacağız. Çünkü muhtemelen kendi başımıza gezsek birçok şey kaçıracaktık. Çok dolu bir müze olduğu söyleniyor buranın. Aynı zamanda Sistine Chapel'i de geziyorsunuz. Sistine Chapel içinde çekim yapmak yasak ama müze içinde tam bilmiyorum. Yani ne kadar görüntü çekebiliriz emin değilim. Size olabilir göstermeye çalışacağız ama buradan sonra da yine Vatikan'ın içinde yer alan San Pietro Basilikası'na gideceğiz. Dünyanın en küçük ülkesi olan ve tamamı İtalya sınırları içerisinde bulunan Vatikan'da yer alan bu müze, 2022 yılında Fransa'da bulunan Louvre Müzesi'nden sonra dünyada en çok ziyaret edilen sanat müzesi olmuş. 2022 yılında 5 milyondan fazla kişi ziyaret etmiş bu müzeyi. Müzede Roma döneminden kalma heykeller ve Rönesans dönemindeki en önemli sanat eserleri de dahil olmak üzere 20 bin civarı eser sergileniyor. Müzedeki en popüler eserler Sistine Chapel'de ve Rafael odalarında bulunuyor. Rafael odasında bulunan Atina okulu freski ve Michelangelo'nun Sistine Chapel'in tavanını kapladığı freskleri mutlaka görülmeli. O hepimizin mutlaka bir yerlerde denk geldiği bu resim, Adem'in yaratılışı da Sistine Chapel tavanının tam ortasında yer alıyor ve Michelangelo tarafından 1512 yılında tamamlanmış. Sistine Chapel'deki fresklerin bu kadar ünlü olması da fresklerin kendi güzelliğinin yanı sıra tavanın 21 metre yüksekte olması ve Michelangelo'nun bu yükseklikte 4 sene boyunca ters bir pozisyonda çalışarak bu freskleri tamamlamasından kaynaklanıyor. Müzedeki her eseri görebilmek ve anlamak zaman dolayısıyla pek mümkün değil ama girmişken birkaç saat içerisinde kendi başınıza görebileceğiniz en ünlü eserleri merak ederseniz videonun açıklama kısmındaki linklerden kontrol edebilirsiniz. Hemen müzede Sistine Chapel'den sağ kapıdan çıkınca Basilica di San Pietro'ya girebiliyorsunuz. Normalde burası için bayağı uzun sıra beklemeniz gerekiyor. İlk duyduğumda bayağı sevindim. Şu an hiç sıra beklemeden bu ana kiliseye de, ana bazilikaya da gireceğiz. Hatta kulesine en üste çıkmayı düşünüyoruz. Vatikan Müzesi'ne ilk girdiğimizde rehberli tur aldığımız için gerçekten sevindik. Rehber bilgiler vermeye başlayınca
iyi geçeceğini düşündük. Ama maalesef çok hızlı ilerledi. Yani biz bir esere bakmaya çalışırken rehber ikinciye, üçüncüye devam ediyordu ve kulaklıkla takip ediyorsunuz. Rehber sizden uzaklaştıkça bağlantı da kopuyor. O yüzden hani en iyi seçenek olduğunu düşünmüyoruz. Bir de iki katı para veriyorsunuz, öyle düşünün. İçerisi çok kalabalık, insan yığını sizi itiyor ve rehberlerin de doğal olarak belki o kadar insan sirkülasyonunu içeride tutabilmek için durma imkanı kalmıyor. Yani biz bir daha gelsek bir bilet seçeneklerini araştırırız. Çünkü çok farklı seçenekler var. Mesela sabah içeride kimse olmadan gelebildiğiniz, sonrasında kahvaltı yaptığınız Vatikan'da bir seçenek de var. Akşam gezebildiğiniz bir seçenek de var. Onlara da bakarız ama kendimiz çok iyi araştırıp böyle nokta atışı şeyleri görüp anlayıp onlarda zaman geçirip öyle bir plan da tercih edebiliriz aslında. Vatikan Müzesi ile ilgili görüşlerimiz bunlardı. Şimdi Vatikan Müzesi'nden inanılmaz büyük bir bazilika olan San Pietro Bazilikası'na geldik. İsa'nın havarilerinden biri olan San Pietro'nun ve aynı zamanda ilk papa San Pietro mezarının üstüne kurulmuş bu bazilika. Gelin içeriye bakalım. Michelangelo'nun, Bernini'nin güzel eserleri de var içeride. Hristiyan dünyasında da aynı İslamiyet'teki gibi mezhepler var. Hristiyan inancına sahip insanların yaklaşık %50'si Katolik, %37'si Protestan, %12'si Ortodoks. Vatikan ve buradaki papa sadece sayıca en büyük grup olan Katolikler için çok önemli. 1626 yılında tamamlanan bu bazilika dünyadaki iç hacmi en büyük olan kilise ve aynı zamanda Katolik mezhebinde en kutsal kabul edilen kiliselerin başında geliyor. İçeri giriş ücretsiz. Sadece kılık kıyafetinizin uygun olması gerekiyor. İçeride 1634 yılında tamamlanan Bernini'nin tasarladığı kubbenin tam altında ve St. Peter mezarının tam üstünde bulunan yaklaşık 29 metre yükseklikteki bu bronz kubbeyi, Michelangelo'nun 1499 yılında tamamladığı Pieta heykelini ve yine Michelangelo'nun tasarladığı kilise kubbesini görebilirsiniz. Bu kubbeye çıkmak için kiliseden bilet alınabiliyor ve toplamda 551 basamak çıkmanız gerekiyor. İlk 200 küsür basamağı asansörle çıkmanız mümkün. Bunu tercih ederseniz bilet kişi başı 10 euro. Eğer tüm basamakları yürüyerek çıkacağım derseniz de bilet kişi başı 8 euro. Kilise ve içerideki eserler hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz videonun açıklama kısmındaki linkleri kontrol edebilirsiniz. Ne oldu ya, üstündeki ne? Soğuk mu geldi? Yine lokasyon fark etmeksizin bir kadın olarak her zaman şey örtüye maruz kalıyorum, çok iyi. Evet, bu bazilikaya eğer kolunuz açıksa ya da dizaltı bir şortunuz varsa giremiyorsunuz. Evet, biz pantolonu düşünmüştük yani ve o yüzden pantolon giymiştim bugün ama aynı şekilde hani sadece sanırım kısa kolluya falan izin veriyorlar. Onun dışında aynen, daha açık bir şey izin vermiyorlar. Evet, bu bildiğim kadarıyla erkekler için de geçerli bu arada. Evet, eğer ben de dizi şortla gelseydim muhtemelen evet, aynı şekilde. Bazilikayı ziyaret ettik ama kubbesine maalesef çıkamadık. Çok istiyorduk. Çok güzel bir manzara var oradan. Çünkü ikimizin kartı da çalışmadı. Birkaç kart denedik. Aklınızda bulunsun. Kesin yanınızda para getirin ve parayla ödemeye çalışın. Biz buraya yarın çıkacağız ve görüntülerini de size yarın göstereceğim buranın. Mutlak monarşiyle yönetilen, Papa'nın sözlerinin yasa hükmünde olduğu, yarım kilometreden küçük yüz ölçümü ve 1000 kişiden daha az nüfusu ile dünyanın hem nüfus hem yüz ölçümü bakımından en küçük ülkesi olan Vatikan'ın ziyaret edilebilecek sadece birkaç yeri var. Vatikan Müzesi, San Pietro Bazilikası ve hemen San Pietro Bazilikası önünde bulunan San Pietro Meydanı. Bu ilginç ülkenin ordusu da çok ilginç. 1506 yılından beri Vatikan'da aktif olarak görev yapan bu sembolik ordu yaklaşık 100 kişiden oluşuyor. Ve bu orduyu oluşturan askerlerin hepsi İsviçre vatandaşı ve Katolik. İsviçreli muhafızlar olarak adlandırılan bu ordunun rengarenk üniformasını da 16. yüzyılda Michelangelo tasarlamış. Soluklanalım dedik. Susadık da 1 litre bira söyledik. Bir tane pizza söyledik, bir de lazanya söyledik. Dükkanın puanı çok kötü değil gibiydi. 4.4'tü. Il Panicolo ismi. Hemen Vatikan'dan Castel Sant'Angelo'ya giderken bir sokağın üzerinde. Arkamda bulunan Castel Sant'Angelo yani Kutsal Melek Kalesi milattan sonra 130'lu yıllarda Roma İmparatoru Hadrian tarafından kendi mazolesi olarak yani
bir nevi Anıtkabir gibi inşa ettirilmiş. O dönemden sonra ölen Roma imparatorları da milattan sonra 220. yıla kadar buraya gömülmüş. Ama sonrasında artık Roma imparatorları için bir anıt olarak kullanılmamış burası. Bir kaleye dönüştürülmüş. İnşa edildiğinde ismi Hadrian Mazolesi'ymiş aslında ama milattan sonra 500'lü yıllarda yaşanan bir veba salgınında bu kalenin üstünde kutsal melek Mikail'in göründüğünü söylemiş insanlar ve o günden sonra burasının ismi kutsal melek olarak değiştirilmiş. Bugün günümüzde bunu temsilen bir melek heykeli de bulunuyor kalenin en tepesinde. 14. yüzyılda da Papa burayı tamamen askeri bir savunma kalesine dönüştürmüş. Bu kalenin Türk tarihiyle de ufak bir ilişkisi var aslında. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu 2. Beyazıt'la Cem Sultan arasında geçen taht kavgalarında Cem Sultan sürülünce Osmanlı topraklarından 6 sene kadar Roma'da yaşamış ve bu 6 senenin bir kısmını bu kalede geçirmiş. 2. Beyazıt Cem Sultan'ı tutması için Papa'ya bir miktar para ve belli başlı yerlere saldırmayacağı sözünü de vermiş. Her sene düzenli olarak da para da ödemiş. Kalenin içi gezilebiliyor. Kalenin içini görebiliyorsunuz ve aynı zamanda bazı sanat eserleri de sergileniyormuş içeride ama giriş 12 euro. Bizim bugünkü planımızda yok. Kalenin hemen önündeki Sant'Angelo Köprüsü'nde de 1600'lerde Bernini'nin son dokunuşu yaptığı fazla sayıda heykel görmeniz de mümkün. Bu kaleden dondurma yemeye Frigidarium'a gidiyoruz şimdi. Bugün daha mı janti dondurmalarımız? Ya öyle mi diyorsun? Öyle bakayım. Güzel. Burası da bayağı bir ünlü. 4.7 5000 küsür kişi yorum yapmış buraya da. Evet bayağı da bir sıra bekledik. Aynen. Burada da bir yarım saat en az bekledik. Evet herhalde. Bugün sıra beklemekle geçiyor. Dene bakalım. En azından burada alabildik. Evet. Kubbeye çıkamadık. Ben orman meyveleri, bitter çikolata, bir de frigidarium diye bir tane aromasını söyledim dondurmasını. Güzel. Gerçekten güzel. Ay hemen akıyor dondurma. Aynen aynen. Güzel güzel. Dün de iyiydi. Bugün de iyi. Hangisi üç daha buçuk iyi? Onlar. Ya şu an onu hemen söyleyemem. Bunun hepsi 3,5 euro mu? 2 tanesi 7 euro. Tamam bir tanesi 3,5 mu? İyiymiş o zaman. Mesela. Aynen. Evet. Toplamda 9 euro verdik dondurmaya. Burada 7 euro. Bence şu an çok bir fark yok ama bitirince tekrar söylüyorum. Şimdi Roma'daki en eski yapılardan birine geldik. Bu yapı milattan sonra 120 yılında aynı Castel Sant'Angelo'yu yaptıran Hadrian tarafından yaptırılmış. Daha önce yerinde 100 sene önce yapılmış başka bir yapı varmış ama o yapıyı yıktırmış. Buraya bu Pantheon'u yaptırmış. Bu Pantheon'un en ünlü tarafı kubbesi. Ortası delik, desteksiz ve kocaman bir kubbesi var. Şimdi birazdan göreceğiz onu. Tepesi de açık ve şu an biraz yağmur yağıyor. İçeri su da giriyor olması lazım. Hatta bu sular için yerde deliklerde var böyle hafif eğimli bir şekilde ki yağmur yağdığı zaman bu sular aşağıya gitsin diye. Blokkele filan. Bu kubbedeki delik bu yapının tek ışık kaynağı bu arada. Gelin bakalım beraber.
Burası aynı zamanda günümüzde hem kilise hem de anıt mezar olarak kullanılıyor. Ve birkaç tanıdık isim var burada mezarı bulunan. Bunlardan en ünlüleri ressam Rafael ve bazı İtalyan kralları. Yapının önündeki yazı ise biraz aldatıcı. Çünkü burada bu yapı Marcus Agrippa tarafından yapıldı yazıyor. Marcus Agrippa dönemin imparatoru Sezar'ın sağ kolu ve ünlü Romalı general o zamanlar. Ve aslında Marcus Agrippa tarafından yapılan yapı, Pantheon buraya yapılırken yıkılan yapı. Her şey tekrardan inşa edilmiş Hadrian döneminde ama Hadrian bu yazıyı değiştirmemiş. Roma'da Haziran ayında öğleden önceleri sıcak ve kuru, akşamüstüleri de bol yağmurlu geçiyor. İkinci günde de yağmur bizi yalnız bırakmadı ama bu sefer tedbirliyiz. Şemsiyemiz ve kapşonlarımız yanımızda. Şampuan 2.0 olan bir yere oturduk. Hayır. Rastgele. Çünkü çok yürüdük, biraz yağmur yağdı, oturacak yer bulamadık. Yani böyle içimize sinen en son artık bir yere oturalım dediğimiz an Navona Meydanı'na gelmiştik. Burada da rastgele bir yere oturduk. Bizi garson çekti içeri aslında. Gelin diye. Aperol ne kadar dedik? 10 euro dedi. Size 8 euro dedi. Çok uygunluk oturduk. O aperolü içiyoruz şu an. Yani iki olabilir ama işte sadece içecek. Bu içecek bayağı ünlü İtalya'da bu arada. Aperol denilen bir likör koyuyorlar. Gazlı bir şarap koyuyorlar. Onların şampanyası aslında. Üstüne de soda koyuyorlar. Böyle bir karışım yapıp böyle bir içki. Çok ferahlık bir yazın. Ben de bayağı seviyorum açıkçası. Şu an yine Roma'nın en ünlü meydanlarından bir tanesindeyiz. Buranın ismi Piazza Navona. Burada milattan sonra 80 yılında Roma İmparatoru Domitiano'nun yaptırdığı Domitiano Stadyumu bulunuyormuş. Tam bu bulunduğumuz meydanda. Burada atletik oyunlar düzenleniyormuş, sergileniyormuş, yarışmalar yapılıyormuş. Zamanla hasar görmüş, ufak tefek kalıntılar kalmış. Meydan 15. yüzyıldan beri meydan olarak kullanılıyor ve meydanın tam ortasında 1650'lerde yapılmış bir Bernini eseri var. Bu eserin ismi de Dört Nehrin Çeşmesi. Çeşmenin üstünde yine bir dikili taş var. Ama bu dikili taş dün Piazza del Popolo'da gördüğümüz dikili taş gibi Mısır'dan getirilmemiş. Bu meydandaki stadyumu da yaptırıp ona ismini veren dönemin Roma İmparatoru Domitiano tarafından yine milattan sonra 80 yıllarında yaptırılmış. Meydanın iki ucunda yine dün Piazza del Popolo'da gördüğümüz gibi iki çeşme daha var ve bu iki çeşme de yine 1570'li yıllarda yapılmış. Roma'da nereye, hangi meydana giderseniz gidin, heykel, çeşme, sanat dolu. Şimdi biz buradan bir restoranda rezervasyonumuz var. Trastevere bölgesinde, nehrin karşı tarafında. Oraya gidiyoruz. Güzel İtalyan yemekleri denemeyi düşünüyoruz. Orada da videoyu bitiriyoruz. Harlem videosunda bahsettiğim Roma kısaltması olan Latince'de SPQR amblemi hala Roma sokaklarında her yerde. Bunlara logar kapakları da dahil. Tiber Nehri'ni geçtik. Karşı taraftaki Trastevere bölgesine geldik. Burası restoranlarıyla, kafeleriyle ünlü güzel bir bölge Roma'da. Şimdi rezervasyonumuz olan restoran Ditta Trinchetti'ye gidiyoruz. Bakalım menüde neler varmış, neler söyleyeceğiz. Düşünmedik bunu daha önce. Güzel bir İtalyan akşam yemeği yemeyi düşünüyoruz ama. Şimdi kabak çiçeği içerisinde iki çeşit peynir ve kabak kreması olan kabak çiçeği deneyeceğiz. Başlangıç olarak bunu aldık. Bir de şarabımız var. Dene bakalım. Yani hayatımda böyle bir şey yemedim. Hayatımda çok az kabak yedim. Bir de kabak çiçeği yiyorsun üstüne. Aynen. Yani ikisi arasında çok büyük fark var. Bunu ama videolarda çok gördüm ünlü ünlü diye. Hmm.
lezzetli. İçindeki kreması lezzetli. Güzel bir başlangıç bence atıştırmalı. Beğendin yani. Aynen, sen de ne? Ama benimkinden sayar. İstiyorsan. Annen, al kendini. Annen yapsa yemezsin Eren Sayar ya. Sen tam peynirini yedin. Hı hı. Aynen. Oradan da ye. Çok güzel. Güzel değil mi? Kesinlikle çok güzel. İkinci başlangıcımız bruschetta, domatesli ve fesleğenli. Haydi bakalım. Ama bu özel bir domatesli galiba, değil mi? Öyle dedi. Öyle demedi. Evet, mi? Öyle bir şey yazıyor. Pianello domatesiymiş. Güzel. Güzel mi? Hı-hı. Gerçekten normal domatesten lezzetli mi? Aynı. Aynen. Zaten fesleğen tadı baskın yani. Hani lezzetli bir domates, güzel bir domates ama yani hani öyle bir şey yok. Ama güzel yani. Burçak'ın karbonarası. Bundan İtalyanlardan çok duyduğum için gerçekten merak ettiğimden dolayı sipariş ettim. İnşallah pişmanlıkla sonuçlanmaz. Değişik. Peki olumlu mu olumsuz mu? Yani şu an yerim. Ama bir daha sipariş ettim. Öyle mi? Ama şu an yerim. O kadar kötü değil. Güzel. Şimdi yiyebileceksen en azından iyi. Burada da bir tane biberli ve peynirli cacio e pepe var. Bu kalın spagettiye de tonarello diyorlar. İkinci günden de bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Üçüncü günden herkese merhabalar. Yine bugün kahvaltıya otelimize yakın bir kafede, Cafe dei Fiori diye bir yerde başlıyoruz. Bir tane fıstık kremalı kruvasan, bir tane normal kremalı kruvasan, iki tane de cappuccino aldık. İlk kahvaltımızı yapalım. Bugün genel olarak Kolezyum tarafını, o Roma kalıntıları tarafını ziyaret edeceğiz. Bayağı sildik süpürdük. İki tane daha kruvasan türevi bir şey söyledik sonradan. Çünkü Antep fıstıklı olan çok lezzetliydi. Bu arada biraz merkezden çıktığınızda fiyatlar işte böyle normalleşiyor. Yiyeceğiniz yeri gerçekten bilmek bu yüzden çok önemli. Cappuccino 1.20. Mesela en son kim nerede cappuccino'yu 1.20'ye içti? Avrupa'nın diğer ülkelerinde. Ya da bütün kruvasan türevleri 1.20. Toplam 4 kruvasan 2 cappuccino içtik, 7.20 ödedik. Şimdi Kolezyum'un oraya gitmeden önce dün çıkamadığımız San Pietro Bazilikası'nın kubbesine çıkmaya gidiyoruz ama yağmur feci şekilde bastırdı yine. Yürürüz dedik ama yağmur bayağı bir kötüleşti. Bakın burası dün o Vatikan Müzesi'ndeyiz diye geçtiğimiz sıra ve kontrol. Kiliseye girmek için böyle sıra olmanız gerekiyor. Bu havaalanı gibi kontrol noktalarından geçiyorsunuz. Ondan sonra girebiliyorsunuz. Evet, tekrar mekanımıza geldik. Tabii bugün yağmurlu diye hava sıra da az. Ve bence biz çıkana kadar bu yağmurda duracak. İnanırsak olur bence. Asansörle çıktıktan sonra böyle bir ortak noktaya geliyorsunuz. Yani tam merdivenler aynı yerden devam etmiyor. Buradan bir şeyler alabiliyorsunuz. Hemen şu karşıdan da merdivenlere çıkıp bu mükemmel kubbeye tırmanabiliyorsunuz. Aslında kilisenin çatısındasınız. Kubbe biraz daha yüksekte. O kiliseye aşağıdan baktığınızda
Gördüğünüz o kocaman heykellerin arkasındayız şu an. Ve heykellerin arkası hiç oyulmamış. Resmen sahtekarlık yapmış. Aynen. Arkaları çok dandik. Aynen. Ama bence burada bulunmak gerçekten ayrıcalık. Hiçbir yerde çıkmayı tercih etmeseniz bile bence tek tercih edeceğiniz nokta burası olabilir yani. Bakın burası en son basamaklar ve en dar basamaklar. Tutma Allah. Bu kubbeye çıktığınızda sizi muhteşem bir Roma manzarası karşılıyor. San Pietro Meydanı ve Castel Sant'Angelo ayaklarınızın altında. Hatta buradan bir tehlike anında Papa'nın Castel Sant'Angelo'ya sığınmak için kullandığı geçidi de görebilirsiniz. Biraz daha uzakta Pantheon, 2. Vittorio Emanuele Anıtı ve Borghese Parkı da kubbeden rahatlıkla görülebiliyor. San Pietro Meydanı'nı izlerken hemen sol tarafınızda Vatikan Müzesi ve Sistine Chapel, arka tarafınızda da sadece Vatikan'da yaşayan insanların erişiminin olduğu Vatikan bahçelerini görebilirsiniz. Dün yarım kalan görevi tamamladık. Kubbeye çıktık. Güzel videolar, görüntüler de çektik. Ama ayaklarımız şu an inanılmaz yaş. O yüzden otele dönmeye karar verdik. Çünkü yüzüyor şu an ayaklarımız, çoraplarımız ayakkabının içinde. Otele dönerken de o dün sabah kahvaltı yaptığımız Bonci isimli fırında dilim pizza yemeyi düşünüyoruz. Çoraplarımızı değiştirip ayakkabılarımızı kuruttuktan sonra direkt otobüste Kolezyum'a gideceğiz. Patatesli peynirli pizza, bir porsiyon normal mozzarella domatesli pizza, bir porsiyon da pirinçli domates dolması aldık. Burada ismine pirinçli domates gibi bir şey diyorlarmış, dolma falan bilmiyorlar yani hani. Öyle ama lezzetli olacağını düşünüyorum, sadece bence biraz pahalı. Şunların hepsi için neredeyse 16 euro ödedik. Patatesli pizza ilginç değil mi? Güzel gözüküyor bence. Hı hı. Güzel. Güzel ama çok sıcak. Sıcak. Hı hı. Domatesli dolma. Hı hı. Nasıl pirinci? Güzel. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Dünkü kabaklardan sonra, kabak dolmalarından sonra şimdi böyle domates dolması görmek benim gözlerimi yaşartıyor. Çok güzel. Milattan sonra 80 yılında inşa edilmiş ve dünyanın yeni 7 harikalarından bir tanesi olan Kolezyum'un önündeyiz. Burası zamanında 50 binden daha fazla insanı ağırlayabiliyormuş. Yani bayağı büyük bir amfiteyatro. Hatta günümüzde de hala en büyük kapasiteli amfiteyatro olarak biliniyor. Zamanında burası gladyatör savaşları, hayvan avlama gösterileri, bazı tiyatro gösterileri ve idamlar için kullanılıyormuş. Buraya giriş ücretli. Biz bugün dışarıdan burayı ziyaret edeceğiz. Aynı zamanda yakında da Roman Forum var. Resmi binaların bulunduğu ve halkın alışverişe geldiği o market alanı aslında Roman Forum'da. Bakalım çevresinden burayı beraber dolaşalım. Aynı zamanda size ekstra bilgiler de verelim bu bölge hakkında. Bugün mesela salı günü. Ama bütün insanlar fotoğraf çekilmek için burada.
Smart'ı bile burada. Kolezyum'a sıra beklemeden girmek istiyorsanız biletinizi internetten en az birkaç ay önceden almanız gerekiyor. Alacağınız bilet ile Roma Forumu'nu da ziyaret edebiliyorsunuz. En uygun bilet kişi başı 18 euro ve bu biletle Kolezyum'un arenasına giremiyorsunuz. Kolezyum'un arenasına da girmek istiyorsanız 24 euroluk bileti almanız gerekiyor. Bu bilet arena ile beraber ziyaret edebileceğiniz birkaç müzeyi de kapsıyor. Biletleri alabileceğiniz sitenin linki için açıklama kısmına bakabilirsiniz. Tam arkasından başladık Kolezyum'un. Etrafında tam bir tur döndük. Gerçekten çok büyüleyici bir yapı. Çok büyük. Yani o resimlerde göründüğünden çok daha devasa. Biz içine girmeyi içi komple gezilemediği için tercih etmedik aslında. Çünkü zemini bir bütün değil. Gezebildiğiniz sınırlı alanlar var. Ama gördüğümüz kadarıyla insanlar üst katlara da çıkabiliyorlar. Çünkü farklı farklı katlarda yürüyen insanlar gördük. Belki girilmeli. Daha önce giren varsa, çok beğenen varsa bunu bize de söyleyebilir. Bir daha belki şansımız olursa kaçırmayız içeri girmeyi. Siz iyi araştırın. İçeride ne yapılıyor, nereler görülüyor, girilmeye değer mi? Ondan sonra kendiniz karar verin. Roma 7 tepeden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi de Palatino Tepesi. Palatino Tepesi bu en çok kalıntının bulunduğu yer aslında. Kolezyum ve bu Roma Forumu dahil. Bu Roma Forumu'na giriş ücretli dediğim gibi. Ben Palatino Tepesi'ne ücretsiz çıkabileceğimizi düşünüyordum. Oradan güzel bir forum manzarası var. Çok da detaylı araştırmamıştım 3. gününü bu gezinin. Ama maalesef öyle değilmiş. İçeriye girip Roma Forumu'na oradan Palatino Tepesi'ne çıkabiliyormuşsunuz. Sırf bunun için bile bu bilet alınabilir ve bu içeriye girilebilir diye düşünüyorum. Biz de bir daha eğer gelirsek bunu göz önünde mutlaka bulunduracağız. Sizin de bilginiz olsun isterim. Şu anda yine yağmur başladı bu arada. Evet, maalesef. Ve yine sağlam bir yağmur geliyor muhtemelen. Evet. Bugün zaten otele gittik ve bütün ayakkabılarımızı üstümüzü kurutup tekrar çıktık. Şimdi yeniden başladı. Evet, üstümüz başımız hazır çantada. Şemsiyemiz de hazır ama ayakları maalesef koruyamıyoruz tek ayakkabı olunca. Islandı mı çorabı değiştirseniz bile maalesef işe yaramıyor. Ne yapacağız bakalım. Milattan önce 700'lü yıllara dayanan tarihiyle birçok kalıntı görebileceğiniz Roma Forumu için bilet almak istemezseniz Kolezyum'dan 2. Vittorio Emanuele anıtına doğru yürürken forumu dışarıdan izleyebileceğiniz güzel bir alan bulunuyor. En azından bu alandan forumun bir kısmını görebilirsiniz. Eğer bilet alıp içeri girecekseniz içeride mutlaka görmeniz gereken kalıntıları da açıklamadaki linkten kontrol edebilirsiniz. Bakın Palatino Hill burası, insanların olduğu yer ve buraya bakıyor yukarıdan.
Şu anda 2. Vittorio Emanuele anıtının üstündeyiz, içindeyiz. Bu anıt 1935'te İtalya'yı birleştiren ilk kral 2. Vittorio Emanuele adına yapılmış. Ve aslında hemen Roma Forumu'nun arkasında kocaman beyaz şu atlı heykeli görürseniz bilin ki o anıt bu anıt aslında. Anıtın hemen arka tarafına doğru çok güzel bir Kolezyum ve Roma Forumu manzarası da var. Bayrağın yarıda olmasının, hatta en aşağıda olmasının sebebi Berlusconi ölmüş. Sanırım dün ya da dünden önce. Belki onunla alakalı olabilir. Şu an bir tane asansör gördük. O asansörle de en üst katına çıkabiliyormuşuz. Ama 15-16 euro bir ücreti vardı. Sanırım ben orada dışarıdan insanları görmüştüm. Bayağı yüksek bir teraslı ve herhalde oradan da bayağı güzel bir manzara var. Ama biz çıkmadık tabii ki. Evet, ama bu 15 euro bilet sadece üst kat için değil, içeride görülecek bazı müzeler de varmış. Onlar için de geçerli. Yani bir 15 euroya bilet alıyorsunuz, aynı zamanda terasa'da çıkabiliyorsunuz. Evet. Son akşam yemeğimiz risotto. Risotto. Bakalım Burçak nasıl bulacak? Enjoy. Güzel. 10 üzerinden. Yani şey, pilav yemeği çok sevdiğim için bence çok güzel ama mesela yanına bir şey arıyorum işte. Tavuk gibi, et gibi. Mantar yetmedi mi? Yok, aynen. Bak şuraya ne koymuşlar? Domates ye. İyi yani, güzel, beğendim. Güzel güzel, aynen beğendim. Ben de lazanya söyledim. Bu akşam yemeği için risotto tatmak istiyorduk ve bu restoranı da öyle bulduk aslında. Yani en iyi restoranlardan biri değil ama puanı yine bulunduğu yere göre iyiydi. Çünkü Pantheon'a yakın bir sokak burası. 4.2 idi buranın puanı. Genelde yakın dükkanların puanları çok düşük olmaya meyilli oluyor. Risottoyu beğendik ama lazanya daha iyi olabilirdi. En iyisi değildi yani. Hani o yüzden bunu belirtmek istedik ki bu restoranı özellikle seçmiş gibi gözükmeyelim diye. Ne kadar ödedik? Toplamda 26 euro ödedik, 14 euro risottoya, 12 euro lazanya ödedik. Roma'daydık. Bizim için ayrılma vakti geldi. Şimdi otobüsü yakalamaya gidiyoruz. Uçağımız çok erken saatte. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.